Merhaba gençler, 7. sınıf İngilizce kitabımızın 19. sayfasının çözümlerini beraber yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağıda bulmaca verilmiş. Bu bulmacada kişiliği tanımlayan ve o kişinin görünümünü de tanımlayan beşer kelime bularak daire içine alınız diyor. Evet, kişiliği ve görünümünü tanımlayan beş kelime bularak daire içine aldınız. Kitabımız zaten iki tanesini vermiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tanesi zaten çizili halde verilmiş. Diğerlerini de sizler için biz yapalım. Neymiş bu kişilik özellikleri? Buraya da yazmamız isteniyor. Cömert, bencil, dakik, dürüst ve akıllı. Görünüm özellikleri ince, dolgun, yakışıklı, uzun boylu ve sevimli şeklinde şu şekilde daire içine aldık sizler için. Biraz küçültelim, rahatlıkla görebilirsiniz. Evet, şu şekilde. Hepsini şu şekilde durdurarak kişilik ve görünüm özelliklerini bu şekilde hemen yazın. Bekliyorum sizleri. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenin arkadaşlar. Beğen butonuna basınız. 6. sınıflar şu anda açık ara önde gidiyor. Onların tüm kitap çözümlerini bu yüzden çözüyorum. Siz de beğen butonlarına yüklenirseniz 7. sınıfların tüm kitap çözümlerini de yapacağım. Ayrıca bu videonun altında 7. sınıfların Türkçe ve sosyal bilgiler kitap çözümleri de var arkadaşlar. Ancak 6. sınıfların önüne geçerseniz beğeni tuşlarına basmada sizin de tüm kitaplarınızın çözümlerini, fen, matematik, İngilizcenin de tüm çözümlerini yapacağım. Sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Evet, bunu yaptıysanız geçiyorum. İşte şurada kişilik özelliklerinden 5 tane ve görünüm özelliklerinden 5 tane yazınız diyor. Yukarıda çizdik. Burada da yazmanız isteniyor arkadaşlar boşluklara. Ben karşılarına Türkçelerini de yazdım. Selfish işte bencil, dakik, dürüst, smart işte akıllı, uzun boylu, yakışıklı, dolgun, ince, mesela slim, ince Türkçe karşılıklarını da yazdım sizler için. Böylece kelime dağarcığınız da gelişmiş olacak. Onları da gördüğünüz anda tanıyor olacaksınız. Evet sevgili gençler, 19. sayfayı bitirdik. Hadi bakalım 20. sayfaya beraber bir göz atalım. Evet gençler, 20. sayfaya geldik. 7. sınıf İngilizce kitabımızın 20. sayfası, 1. ünite arkadaşlar. Burada bazı sıfatlar verilmiş. Bu sıfatların zıt anlamlılarını, yani karşıtlarını yazmanız isteniyor. Mesela burada çalışkan, kibar, uzun ve kıvırcık verilmiş. Bunların karşıtları sizden isteniyor. Ben hem Türkçelerini hem İngilizceleri yazılı arkadaşlar. Beautiful mesela çirkin karşılığı. Beautiful'un karşılığı young yani genç. Karşılığı ne olacak? Yaşlı, old olacak. Komik karşılığı sıkıcı. Bencil olmayan olacak. Çalışkan, tembel. Kaba, kibar. Uzun, short biliyorsunuz kısa. Kıvırcık yani kıvırcık saçlı, burada kişilik özellikleri, görünüm özellikleri veriliyor. Burada da düz yani düz saçlı şekilde yazılmış. Siz de videoyu durdurup yazın ya da ekran görüntüsünü alın arkadaşlar. Ben aşağı doğru ineyim şöyle. Evet şöyle ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Ve aşağı doğru ineceğim. Burada da konuşma balonları verilmiş. Gördüğünüz gibi 4 tane konuşma balonu var. Ben yanına Türkçelerini de yazdım arkadaşlar. Ne anlama geldiğini. Mesela o daha genç kahverengi gözlü ve dalgalı kahverengi saçları güzeldir ve o ince ve uzun diyor. Bu kimi tarif ediyor? She dediğine göre bir hanımefendiyi tarif ediyor değil mi? Bakalım uzun dalgalı saçlı güzel genç bir hanımefendiyi nerede var? A nerede? Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu hanımefendiyi bizlere tarif ediyor değil mi? Gördüğünüz gibi şunu tarif ediyor. İkinci de ne diyor bakalım? B ince uzun gözleri ince ve uzun diyor. Gözleri kahverengi, uzun ve düz saçları var. Yakışıklı görünüyor diyor B. Nerede? Sanırım şu şahıstan bahsediyor arkadaşlar. Ama kafasında şapkası da var deseydi sanki daha iyi olurdu değil mi? Gri saçları, mavi gözleri var. Yaşlı ve çok hoş. Şu hanımdan bahsediyor bu da arkadaşlar. O halde buna ne diyeceğiz? C diyeceğiz. Geriye elimizde ne kaldı arkadaşlar? D kaldı. Saçları kıvırcık, yeşil gözleri var. Oldukça çekici erkekten bahsediyor. İşte şu değil mi arkadaşlar? O halde dördüncü D balonumuzda bu vatandaşı, bu yurttaşı, bu arkadaşı tarif ediyor. Evet 20. sayfamızı da bu şekilde bitirdik.
Hanımefendi C, kapşonlu çocuk B, genç hanımefendi A, kıvırcık saçlı çekici renkli gözlü beyefendi de D olarak işaretlenmiş bulunuyor. Evet, siz şunu da Türkçelerine de karşısına yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hepsi görünsün. Evet, 21. sayfaya doğru ben gidiyorum. Siz de bunu yaparak peşimden geliverin. Abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi? Hadi bakalım. Evet, geldik 21. sayfa İngilizce kitabımız. Burada arkadaşlar sıfatlar verilmiş. Karşılaştırmalı sıfatlar var. Aşağıdaki sıfatları karşılaştırmalı olarak yazınız diyor arkadaşlar. Türkçe'ye çeviriyorum ben genelde anlayabilmeniz için. Burada da Türkçe karşılıklarını verdim ben. Smart biliyorsunuz, akıllı, kod tatlı işte, çekici, yakışıklı, dürüst. Karşılaştırmalı olduğu zaman burada çekici, daha çekici, tatlı, daha tatlı. Bu şekilde karşılaştırma istiyor sizde. Yakışıklı, daha yakışıklı, dürüst, daha dürüst, akıllı, daha akıllı şeklinde vermiş arkadaşlar. Burada da işte uzun, daha uzun, ince, daha ince şeklinde burada da verilmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde karşılaştırmalı olarak yazmanız isteniyor. Yani siz isterseniz Türkçesini de benim yaptığım gibi anlayabilmeniz ya da daha rahat öğrenebilmeniz için Türkçelerin de yanına iliştiriverin. Yok öğretmenim böyle kızıyor, İngilizcesini sadece istiyor diyorsa şu kırmızıyla yazdığım karşılaştırmalarını yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet, 21. sayfada 4. etkinliğimiz karşılaştırmaydı bu şekilde. 5. etkinliğe gidelim. 2 tane kız verilmiş 5. etkinlikte. 2 tane güzel hanımefendi verilmiş. Bunları karşılaştırın diyor. Sıfatlar verilmiş. Sıfatlar yanında da gördüğünüz gibi tik konulmuş. Bunları resime bakarak karşılaştırınız arkadaşlar. Biz karşılaştıralım. Kim, hangisi annenin, hangisi C'nin özellikleri? Ana ve C. Bakalım kim ne nasılmış. Ne diyor burada? Burada kitabımız vermiş zaten. Ana C'nden daha dakiktir diyor burada. Ana C'nden daha uysal imiş. Ana C'nden bencilmiş, daha bencilmiş. Slim biliyorsunuz ana C'nden daha inceymiş. Bakalım öyle mi? Gerçekten ana C'nden daha inceymiş arkadaşlar. Burada da C'nin özellikleri verilmiş. C'nin anadan daha uzundur. Jane anadan daha dürüsttür. Jane anadan daha dışa dönük, yani aktiftir. Jane anadan daha smartırmış arkadaşlar. Yani daha zekiymiş. Jane anadan daha zekiymiş. Ama onu nerede biliyorlar anlamadım ki, gülüşünden mi anlamışlar? Herhalde bilmiyorum. Saçları bağlama şeklinde mi? Onu da anlamadım. Jane anadan daha zekiymiş. Evet arkadaşlar. Kaçıncı sayfamızdı? Bu 21. sayfayı bitirdik. Gördüğünüz gibi 22. sayfaya gidelim mi? Hadi bakalım 22'ye doğru gidelim sevgili gençler. Evet, geldik 22. sayfaya. Burada güzel bir hanımefendi vermişler. Bu fotoğrafa bakarak aşağıda da kelimeler verilmiş arkadaşlar. Şu ise 58 kilo, boyu, zekası, uzunluğu, göz rengi, her şeyi verilmiş burada. Bu kelimeleri kullanarak bu hanımefendiyi tanıtmamızı istiyorlar. Evet, ne diyor? Kısa bir paragraf yazın ve Helen'i verilen kelimeleri kullanarak tanımlayın. Evet, Helen'miş adı. Helen'i kelimelerle verilen şu aşağıdaki kelimeleri kullanarak tanımlayın diyor. Tanımlayalım arkadaşlar. Evet, Helen mavi gözlü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Uzun dalgalı saçları varmış. O çok tatlıymış. Ve ince, uzun bir yapıya sahipmiş. 1 metre 72 santimetreymiş. Değil mi? Bu başka bir şey var mı? Hayır, başka bir şey yok arkadaşlar. Uzun, dalgalı, çok tatlı bir hanımefendiymiş. Mavi gözlüymüş. Boyu da 1.72 santimetreymiş. Evet, siz de tabii ki buraya daha Helen hakkında bir şeyler yazabilirsiniz, ekleyebilirsiniz, daha da süsleyebilirsiniz değil mi arkadaşlar? Var mı başka bir şey? Yok. Hemen bunu yazın. Aşağıya doğru gidelim. Var mı? Evet. Dinleyin diyor arkadaşlar ve boşlukları doldurun. Bir dinleme metni var. Dinleyin, boşlukları doldurun. Burada Frank. Adı Frank'mış bu arkadaşımızın. Hello. Diyor ki merhaba. Benim adım Frank. Ben bir futbol oyuncusuyum. Değil mi? Evet.
orta ve ince bir yapıya sahipmiş. Orta ve ince bir yapıya sahipmiş. Kardeşi, erkek kardeşi Alex ise uzun. Evet, Frank'tan daha uzunmuş ve basketbolu daha iyi oynuyormuş. Gördüğünüz gibi basketbolu daha iyi oynuyor. Frank diyor ki ben genellikle vaktimi, zamanımı odamda geçiririm. Genelde zamanımı odamda geçiririm. Ancak kardeşim daha dışa dönük. Ben odamda geçiririm ama kardeşim bak şu Alex daha dışa dönükmüş arkadaşlar. Öyle diyor bilmiyorum. O yüzden benden daha fazla gördüğünüz gibi bakın benden daha fazla arkadaşı var. Ama ben ondan daha dakikim. O ise böyle şeyleri Alex. Fakat Alex böyle şeyleri aldırmıyor. Relax. O çok daha rahat diyor bu konularda. Dakiklik konusunda daha rahattır. Dikkat etmiyor diyor. Ben geç kalmayı hiç sevmem. Ama Alex böyle şeylere aldırmaz. Ya umarım diyor gelecekte careful yani gelecekte daha dikkatli olur diyor. Evet gelecekte umarım Alex daha dikkatli olur diyor bize Frank. Evet, boşlukları doldurmanız isteniyor arkadaşlar. Şu kırmızıyla yazılmış olanlar boşluklara monte ettiğimiz kelimelerdir. Aşağıda da çevirisini yapmaya çalıştım. Umarım bir hata yapmamışızdır. Eğer hata varsa yorum kısmına yazın ve düzeltin arkadaşlar. Evet, 22. sayfayı bitirdik. 23. sayfada buluşalım. Hadi bakalım like atın. Geçelim 23'e. Evet gençler geldik 23. sayfamız. Burada bir diyalog var gördüğünüz gibi. Katie ve Jake arasında geçen bir diyalog var. Diyaloğu okuyunuz. Diyaloğu okuduktan sonra aşağıda cümleler verilmiş. Bu cümlelerin, bu bilgilerin doğru olanına T, yanlış olanına F yazarak cevap veriniz. Evet, bu diyaloğu okuduğumuz zaman, Katie ile Jake arasında geçen diyaloğu okuduğumuz zaman ne diyor? Henry, Jack'in en iyi arkadaşıdır. Bu diyaloğa göre doğru mu arkadaşlar? Evet, doğru. O zaman T koyduk. Henry is never stubborn. Henry asla inatçı değildir. Hayır, Henry çok inatçıdır, değil mi? Jack Henry'den daha kısadır. Evet, doğru. Peki, Sophie bencil ve inatçı mıdır? Hayır, yanlış arkadaşlar. Bencil ve inatçı değil Sophie. Peki, Sophie Jack'in kız kardeşi midir? Hayır, kardeş değiller, değil mi? Geçiyoruz. Sophie saçı kıvırcık değildir diyor. Doğru mu? Bakalım Sophie'nin saçları kıvırcık mı? Bilmiyoruz. Burada Sophie'nin fotoğrafı yok. Bakalım Sophie'nin saçları nerede geçiyordu? Sophie'nin saçları kıvırcık değildi. Düzdü değil mi arkadaşlar? Neyse bulursunuz siz onu. Sophie'nin saçları kıvırcık değildir arkadaşlar. Doğru işaretliyoruz burada. T, F, T, F, F, T şeklinde. Ha ben Türkçelerini de yazdım buraya. Siz ister yazar ister yazmazsınız. İkinci etkinlik geldiğimiz zaman burada kısa bir paragraf yazın. Kendinize en yakın hissettiğiniz arkadaşınızın kişiliğini ve görünüşünü tanımlayınız diyor. Yani kısa mı, uzun mu, kıvırcık saçlı mı, renkli gözlü mü, yakışıklı mı, çirkin mi? Nasıl biri? Bunu tanımlayın kişiliğini ve görünüşünü. Ben şöyle Ceren'i yazdım. Benim en iyi arkadaşım Ceren'dir. Ceren çok güzeldir ve aynı zamanda Ceren her zaman dürüst ve cömerttir dedim. Her zaman dürüst ve cömerttir. Aynı zamanda çok güzeldir. Siz de tabii ki kendi arkadaşınızın adını yazabilirsiniz. Ya da çok güzeldir değil de çok yakışıklıdır dersiniz. Çok uzun boylu ve yakışıklıdır dersiniz. Düz saçlı ve çok güzeldir dersiniz. Kolaylıkla buraya bir şeyler yazabilirsiniz. Evet 23 bitti. 24'e gidiyorum. Siz hemen videoya like atın. Abone olun. WhatsApp'ta paylaşın. Hadi bakalım 24'e gelin. Evet gençler 24. sayfaya geldik. Bu son sayfamız bu etkinliğimizde. Önce bir quiz var. Sınavı ya da testi yap diyor. Burada testi yap diyor. Ben sınavı yap diye yazdım. Fark etmiyor. Bob ne diyor burada arkadaşlar? Bob kardeşim sen benden daha mı büyük? Sorusu var burada. O benden daha büyük diyor. B seçeneği. Susan ne diyor? Susan'ın çok arkadaşı mı var? Çok arkadaşı var. O çünkü çok güzel değil mi? Beautiful. Susan'ın çok arkadaşı var. O çünkü çok güzel. Yakışıklı diyecek halimiz yok.
Ben okula her zaman giderim, zamanında giderim. Yani dakik biriyimdir diyor arkadaşlar. A seçeneği. O ben okula zamanında giderim, dakik biriyimdir. Burada güzel bir hanımefendi var. A çok çekici diyor. Woman. Evet, çok çekici. O çekici demek arkadaşlar. Çok çekici. Sizin ailede senden daha genç, ailenizde pardon, ailenizde senden daha genç olan kim? Senden daha genç olan kim? Maria, benim kız kardeşim diyor. Evet, Maria, benim kız kardeşim ailemizde benden daha genç olan oymuş. Evet, o zaman ne diyoruz? 1B, 2B, 3A, 4C, 5B şeklinde testimizi yapmış olduk. Geçelim. Son etkinliğimiz burada arkadaşlar. Soruları okuyarak cevaplamamız isteniyor burada. Cevaplayalım bakalım. Burada diyor ki sakin biri misin yoksa sakin biri değil misin? Diyor hayır diyor. No, I am easy going. Çok sakin biriyim aslında diyor. Burada da neye benziyorsun? Nasıl birisin yani? Neye benziyorsun? Nasıl birisin? Uzun musun? Kısa mısın? Nasıl birisin diyor. Ya uzun boyluyum. Kısa saçlarım var ve yeşil gözlerim var diyor. Evet, yeşil gözlerim, kısa saçlarım var ve uzun boyluyum. Türkçelerini de yazdım arkadaşlar. Kırmızı ile yazanlar Türkçeleri. Burada küçük mavi yazanlar Türkçe sorular. Kırmızı küçük yazanlar ise Türkçe cevaplar arkadaşlar. Büyük mavi ile yazanlar İngilizce cevaplar olarak karşınıza çıkıyor. What are you like? Nasıl birisin? Yani kişilik olarak soruyor. Nasıl birisin? Ben dürüst ve cömert biriyim diyor. Ben dürüst ve cömertim. Evet, oldukça dürüst ve cömertmiş. İnsan kendisine nasıl dürüst ve cömert diyor anlamadım. Kime benziyorsun diyor. Ama annene mi yoksa babana mı benziyorsun diyor. Evet. Annene mi yoksa babana mı benziyorsun? I look like both of. Yani her ikisine de benziyorum diyor. Yani anneme de babama da benziyorum diyor. Her ikisine de benziyorum. Burada Türkçe yazmayı unutmuşum. Her ikisine de benziyorum diyor. Burada arkadaşlar Türkçesini de yazabilirsin. Annene mi babana mı benziyorsun soru. Bu da diyor ki her ikisine de benziyorum diyor. Evet, etkinliğimiz burada son bulmuş değil mi? Evet, bitti arkadaşlar. Bir sonraki ünitede görüşelim mi? Görüşelim. Hadi beğen butonuna basın. Abone olun. WhatsApp gruplarında o zaman paylaşın. Ne bekliyorsunuz? Hoşça kalın. Başarılar diliyorum.